Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla bambaşka güzel bir cumartesi de tekrardan beraberiz. Bugün sizlere havacılıkta kullanılan iki tane önemli sözcükten bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi, sizin de çok bazen eğer havacılıkla ilgiliyseniz yakından tanıdığınız May Day, May Day, May Day. May Day sözcüğü. Biliyorum aslında merak ediyorsunuz çünkü havacılığın dili İngilizce ve İngilizce'de May Day 1 Mayıs günü olabiliyor. Aslında onun özel anlamı da 1 Mayıs yani 1 Mayıs sayıyla 1 Mayıs işçi bayramının olduğu günün adı. Tabii Rusya'da kutlanmaya başlanan eski komünist ülkelerinde de sıklıkla kutlanılan 1 Mayıs işçi bayramının konuyla hiçbir alakası yok. O May Day bu May Day değil. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? 1900'lerin başında ilk uçuş yaşandı ama ondan sonra 1920'lerde bu ortaya çıkan bir şey. May Day olayı. Şimdi şunu bir unutmamak lazım. Evet ilk uçuş Amerika'da gerçekleşti ama ilk uçuşun öncüleri aynı zamanda Fransa'da da vardı ve havacılık Avrupa'da en çok İngiltere'de ve Fransa'da gelişmiş olarak kullanılıyordu 1920'li yıllarda. İşte o zamanlarda Fransızlar kendi dillerinde konuşuyorlar ki hala onlar hava trafikte kendi dillerinde konuşuyorlar. Ve İngilizler bakıyorlar yani bir havada bir acil durum olduğu zaman ilk olarak Morse alfabeleri kullanılmasına rağmen daha sonradan radyo teknolojisinin de o yıllarda gelişmesiyle artık telsizle konuşmaya başlıyorlar. Ama bu telsiz konuşmalarında herhangi bir sorun yaşayan bir uçağın ne diyeceği konusunda ortak bir karara o zamana kadar varılmamış durumda. İşte 1920'li yıllarda Frederick Stanley Mockford Londra'nın dışında bir havaalanında çalışıyor. Hava trafik görevlisi olarak ve onun üzerinde bir görev yıkılıyor. Deniliyor ki sen bize öyle bir sözcük bul ki bu sözcüğü duyduğumuz zaman hava trafikçiler olarak biz kulaklarımızı dört açalım, herkes diğer insanlar sussunlar ve herkes dikkatini acil duruma versin diyor. Düşünüyorlar, ediyorlar, eğiliyorlar. Frederick diyor ki, ha diyor bir dakika Fransızca'da MEDER diye bir sözcük var. Bana yardım et. Evet, neden acaba bu help me demiyor? Çünkü havacılığın dili İngilizce. Eğer help me dendiği zaman ne konuda yardım isteyeceğini anlayana kadar biraz zaman geçecek. Bu MEDER'i alıyor Frederick, bozuyor, çalıyor, çırpıyor, biraz da değiştiriyor ve bunun karşılığında May Day yapıyor. Ve May Day sizin normalde hava trafikte çoğunlukla kullanmayacağınız bir sözcükse, hani Rusya'nın üzerinden uçuyorsanız 1 Mayıs günü Happy May Day diyorsanız adamlara o ayrı konu ama Frederick onun da çözümünü bulmuş ve diyor ki insanlar ve Sivil Havacılık Örgütü sen bu sözcüğü kullanacaksın, bu sözcüğü yalnız 3 defa arka arkaya söyleyeceksin diyor. May Day, May Day, May Day. Ve bunun sonucunda eğer siz gerçekten uçağı veya içindekileri tehdit eden bir ortam olduğu zaman uçağın içindeki insanların canları veya uçağın gerçekten yapısında bir tehdit olduğu zaman May Day, May Day, May Day diye 3 defa tekrarlayacaksın diyor. Tabii bu günümüzde de bu günümüze kadar gelinen kullanılan bir şey ve gerçekten de hava trafik konuşmalarını dinlediğiniz zaman o noktadan itibaren hem hava trafik hem de diğer uçaklar o anda frekanslı olan uçaklar dikkatlerini tamamen size verebiliyorlar. Bu çok acil durumlarda kullanılan biraz önce de anlattığım gibi gerçekten havada uçağın veya yolcuların hayatının tehlikeye düşebileceği noktalarda kullanılan sorunlarda kullanılan bir sözcük. Ama bunun dışında siz uçarken bu kadar tehditkar bir olayla karşılaşmayabilirsiniz ama yine de uçakta bir bozukluk olabilir, bir arıza olabilir. İşte bu durumlar içinde başka bir sözcük aranıyor. O sözcük ne olabilir diye düşünürlerken şimdi diyeceksiniz ki pan nereden çıktı? Pan İngilizce ne demek? Tava demek. Burada tava hazır da var. Proplarımız da hazır videomuz için. Evet attık onu. Tavayı attık. Pan İngilizce tava demek ama bunun da aslında kökeni Fransızcadan geliyor. O da pan sözcüğünün Yani breakdown olarak İngilizceye çevriliyor. Bir bozulma var uçakta denmek istendiği zaman. Pan sözcüğünü alıyorlar. Arkasından da pan pan yerine pen pen, pen pen, pen pen. Aynı şekilde May Day'de yaptığınız gibi 3 defa arka arkaya söylemeniz lazım. İşte bu durumlarda 3 defa arka arkaya söylediğiniz zaman yine sizin hava trafik kontrolörünün dikkatini çekmiş oluyorsunuz. Öyle durumlar var ki örneğin benim de daha önceden size anlatmış olduğum bir video vardı. United Hava Yolları'nın 777 uçağı Denver'dan kalkıyordu. Eğer onu izlemediyseniz linki burada, oradan izleyebilirsiniz. İşte o uçak kalktıktan sonra hava trafik kontrolüyle ilk yapılan konuşmada pilot bizim acil bir durumumuz var diyor. Pilot ya şu yöne dön bu yöne dön diye hala yoluna devam ettirmeye çalışıyordu uçağı. Ondan sonra kaptan bakıyor diyor ki May Day, May Day, May Day diyor ve dikkatini çekiyor. Ha bir dakika diyor ondan sonra hava trafik acil bir durum var. Sizi dinliyorum bütün kulaklarımı dikmiş sizi dinliyorum şeklinde olaya yaklaşmaya başlıyor. All right, direct to Zimmer, United 328 Denver departure, United 328 heavy, we've experienced an engine failure, need a turn. Mayday, Mayday, United 328 heavy, Mayday, Mayday aircraft. Mayday ilan edildiği zaman yapılması gereken başka bir şey daha var. O da kitaplarda öyle yazıyor ama pratikte çok da fazla uygulanan bir şey değil. Bu da Fransızcadan gelen bir sözcük silsilesi silence Mayday demesi lazım hava trafiğin. Hava trafik bunu yaptığı zaman diğer radyodaki bütün hava trafik unsurlarının susması lazım. Genelde yapılan pratik olarak yapılan şey başka uçakların başka bir frekansa alınmasıdır. O durumda da eğer normal iniş kalkış yapacak olan uçaklar varsa onlar acil durumdaki uçakla konuşmaları engellemeden hava trafikle konuşmaya devam edebilirler. Arkasından da acil durum bittikten sonra da hava trafiğin fini May Day demesi lazım. Yani o da Fransızcadan May Day durumu bitti demesi lazım ki insanlar normal seyirlerine, normal konuşmalarına tekrardan geri dönebilsinler. Dediğim gibi bu aslında teknik olarak doğru olan bir şey ama hiçbir yerde uygulandığını bu zamana kadar da duymadım, görmedim de. Bütün bunları anlattıktan sonra ben de size daha önceden anlatmıştım. Ben de zamanında acil durum yaşadığım zaman ne May Day ilan ettim ne de Pan Pan ilan ettim. Bu kültürel bir şeyden kaynaklanıyor. Amerika içerisinde sürekli uçarken dikkat ederseniz eğer Live ATC'den vesaire dinliyorsanız Amerika'daki telsiz konuşmaları standart kalıpların çok da içinde şeyler değillerdir. Daha böyle telefonla konuşuyormuş, bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi rahat konuşulur radyoda. Daha çok böyle normal bir günlük konuşma şeklinde gerçekleşir hava trafik konuşmaları. JetBlue 76, can you cancel to right? 76, I can pass along for you. The next guys are making the calls here. I'll let them know you want it. Thank you, sir. JetBlue 76, even though the guy next to me is a grump, he's going to give you 2-2 right. Set up for 2-2 right. Roger, JetBlue 76, 2-2 right. Thank you. JetBlue 76, final approach, 32-4, good day. 32-4, you have a good day. JetBlue 76. Bye-bye. Yeah, JetBlue 76, 4000. JetBlue 76, New York. Who told you could have the right side? The last guy. I'm just kidding. That's true. Thank you. Okay, thanks. İşte bu nedenle standartlara, özellikle yurt dışında ve dünyanın diğer tarafında olan standartlara çok da uyma acil durumlarda da ne yazık ki Amerika içerisinde çok da fazla May Day'e rastlamazsınız. Demin size verdiğim United örneği hariç. Center Southwest. 1380 flight level 300 for 380. Delta 1380, New York, hello. Delta 1380, clear to in, C-I-N-S-E. Oh, you don't, clear to in, C-I-N-S-E. Delta 1380, New York. Southwest 1380, if you're trying to get me, all I hear is static. Southwest 1380 has an engine fire descending. south of 1380. You're descending right now? Yes, sir. We're single engine descending. Have a fire number 1. All right, south of 1380. Okay, where would you like to go to? Which airport? Ben acil durum ilan ettiğimde sadece "I declare emergency" demiş. Philadelphia havaalanından kalkıyordum. Kısa bir uçuş olacaktı. Flapları toplarken flaplardan bir tanesi takılı kaldı ve bu durumda acil durum ilan ediyorum dedim. Döndük, tekrar olaysız bir şekilde geri döndük. Size sormak istediğim bu durumda benim "Pan Pan" mi demem lazımdı yoksa "May Day, May Day, May Day" mi demem lazımdı? Onu aşağıya yorum olarak yazın. Bakalım doğru cevabı bulabilecek miyiz? Bana da yardımcı olun. Bundan sonra eğer acil durumu yaşarsam "May Day" mi kullanayım, "Pan Pan" mi kullanayım? Tabii o sırada size soramam ama en azından bana biraz yardımcı olmuş olursunuz. Umarım size yeteri miktarda açıklayıcı bilgiler vermişimdir. Bu konuda sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Aboneler arasından eğer çana tıklamayanlar varsa çana da tıklayın ki bundan sonra her video yaptığımda sizlerle tekrardan buluşalım. Bu arada size harika bir haberim var. Kaptanbaha.com web sitesi açıldı. Yavaş yavaş büyütmeye de başlıyoruz siteyi. Orada benim yazılarım da olacak. Gerek eskilerden yazdığım yazılar ama gerekse de daha yeni yazacağım yazılar. Onun dışında sizlerden de yazılar bekliyorum. Konuk yazar bölümümüz olacak. Orada da yazarlarımıza yer vereceğiz. Gerçekten güzel bir toplu bir çalışma olacak. Sizi oraya da bekliyorum. Haftaya cumartesi bambaşka bir Kaptan Baha videosuyla beraber olalım. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Ya iyi olmadı bu. Diyorlar ki Frederick Stanley 1920'li yıllara gibi düşündüğüm